Kahramanmaraş'ta 10 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi için kazanın meydana geldiği Keştağ'ında anma programı yapıldı. Anda Kardeşe Vefa Derneği, Kahramanmaraş Türk Ocağı ve Anda Arama Kurtarma Ekibi'nin organizasyonu ile Türkiye'nin farklı kentlerinden çok sayıda kişi Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Kızılöz Mahallesi'nde bir araya geldi. Aralarında kadın, öğrenci ve çocukların da olduğu Muhsin Yazıcıoğlu sevenleri etkisini gösteren kar yağışı, tipi ve çamura rağmen 2100 rakımlı Keş Dağı'na yürüdü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin açtığı yolda ilerleyen Anda Kardeşe Vefa Derneği ve arama kurtarma ekipleriyle Kahramanmaraş Türk Ocağı temsilcileri alana Muhsin Dağı tabelası dikti. Daha sonra İstiklal Marşı okuyan gruptakiler Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşlar için dua etti. Anda Kardeşe Vefa Derneği Genel Başkan Yardımcısı Ender Taptık burada yaptığı konuşmada Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetinin 10. yılında Rahmeti Rahman'a teslim olduğu yerde aziz hatırasını anmak için toplandıklarını belirtti. Bugün şehadetinin 10. yılında aziz milletimizin dilindeki şehadeti, gönlündeki mazlum ve mahzun hali, tarihe not düşülen yiğitliği ve cesaretiyle merhum liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu siyaset üstü bir kimlik haline gelmiştir. Onun şehadeti her kimlikten ve farklı siyasi düşünceden insanların Muhsini tavır çizgisinde cem olduğunu görmek, davasındaki haklılığına şahitlik etmektedir. Bu durum ise onun yolunda ilerleyen biz kardeşlerini onurlandırmaktadır. Merhum şehit liderimizin şehadetinin 10. yılında Anda Kardeşe Vefa Derneği, Kahramanmaraş Türk Ocağı ve Anda Arama Kurtarma Ekibi olarak Keş Dağı'na yürüyüş gerçekleştirdik. Buradan belirtmek isteriz ki, liderimizin ve arkadaşlarının şehit düştüğü bu dağı tarihe not düşmek, bu mazlum şehadetin unutulmasının önüne geçmek ve liderimizin adını yaşatmak için artık bu dağı Muhsin Dağı olarak anacağız.